Efendim herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Need for Speed Unbound ile karşınızdayım. Yakın zamanda çıkışını gerçekleştirecek, ayın ikisinde çıkışını gerçekleştiriyor diye biliyorum ama eğer Steam üzerinden EA Play'in abonelik hizmetinden yararlanıyorsanız muhtemelen siz de şu anda oynayabiliyor olacaksınız. Sevgili arkadaşlar, ben Need for Speed Underground'larla büyümüş bir insanım. Bu arada evet, oyunu aşağı attı. Buradan da mikrofon kaydı aldığımı gördünüz. Teşekkürler. Neyse. Need for Speed Underground'larla büyüdük biz. O yüzden bende yeri gerçekten çok başkadır Need for Speed'in. Ama son dönemde iyice böyle bende hype'ı düşmüştü. Ne yalan söyleyeyim. Fakat bu Unbound sanki bir şeyleri tekrar harekete geçirebilir gibi geldi bende. Hiçbir fikrim yok. Çok fazla da seyretmedim. Ha, ilk tabii ki fragmanını izledim böyle. Biraz daha... çizgi film vari mi diyelim, nasıl diyelim, ne diyorlar buna bilmiyorum ama güzel görünüyor şu an için. Need for Speed Unbound oyun çok pahalı. Ülkemizde gerçekten inanılmaz pahalı. 1000 liralara kadar dayandı oyun fiyatları. Maalesef artık abonelik hizmetlerine yönelmemiz gerekiyor. Orada da işler fena değil. Bence gayet güzel. Yani Xbox'ın ne bileyim abonelik hizmeti olsun filan. Bence gayet güzel. Şimdi bu sürümünü 10 saat oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Steam üzerinden alırsanız eğer EA Play aboneliğini 10 saat oynayabiliyorsunuz. Çünkü nedendir anlamadığım bir şekilde Origin hala Steam'e Premier paketini getirmedi. Biliyorsunuz bunun 2 tane paketi var. Hatırladığım kadarıyla 2'ydi. Origin Basic bir de Origin Premier. Bu arada oyun yükleniyor aşağıda. O kısımda da yani burada bekliyorken size anlatayım istedim. Steam üzerinden almış olduğunuz ki en son... Bayağı bir uygundu fiyatı. Ben yıllığını 250 lira gibi bir şey aldım. EA Play aboneliğinin. Aylık 8 TL mi 1 TL mi ne onun gibi bir şeye verdiler. Ve ben hemen yararlandım. 1 senelik aldım. 10 saat oynayabiliyorum. İşin özü bu. Eğer siz böyle 1 aylık oynayayım. İşte 1000 lira vermek istemiyorum falan diyorsanız. EA Play'in direkt Origin'e gidip Origin üzerinden Premier Pro'yu satın alıp, o da biraz tuzlu bu arada, aylık 200 liralara falan yakın diye tahmin ediyorum, tam emin değilim, bakmamız lazım. Yani onu alırsanız EA'nin getirdiği bütün oyunları ilk günden itibaren oynayabiliyorsunuz, hatta erken erişim sahibi olabiliyorsunuz. Onu da buradan bildirmiş olayım. Yani illa 1000 lira verip bu oyunu almak zorunda değilsiniz. Hani en kötü verirsiniz 200 lira, belki daha ucuzdur, 150 liradır bilmiyorum. Bir ay oynarsınız, baktınız yine sardı mı, hadi ikinci ay bir daha yenileyin. Hem de bir ay içerisinde değil, yani böyle iki taksit gibi çıkmış olur sizden en azından. Hem birçok oyunu deneyimleyebilirsiniz, hem de Need for Speed Unbound'u oynayabilirsiniz diyerek sizi de buradan böyle oyun aboneliklerine, servislerine yönlendirelim. Bu sponsorlu bir video falan değil. Vallahi sizi düşündüğüm için açıkladım yani buraları. Bir de şu yükleme ekranında niye bu kadar uzun kaldık onu da anlayamadım. Evet. Her neyse. Oyunu seri yapmayı düşünmüyorum. Onu öncelikle söyleyeyim. Bir ön bakış atalım istedim birlikte. Çünkü şu an çıkışından erken ben oynayabiliyorum oyunu. Sizlerle paylaşmak istedim. Tabii Allah izin verir de bu yüklenirse diyelim. Ben buraya bir kesik atayım. Evet sevgili arkadaşlar, nihayet yükledik ve artık şöyle bir menü bizi karşıladı. Biz bir story diyelim. Bu arada hemen sistemimden bahsedeyim. Ben hala 2017 yılında topladığım PC kullanıyorum. 1080 Ti var, i7-7700K işlemcim var, 32 GB RAM var. Ve ben bir de şey aldım, M.2 SSD aldım. Oyun da M.2 SSD'ye kurulu. Ona rağmen gerçekten çok uzun süre yükleme şeyini bekledim diyelim. Evet, şu delikanlıyı seçelim bakalım. Çok da fazla seçeneğimiz yok. Yok, gerçi customize edebiliyormuşuz. Çok sorun değil. Oo, bu arabaların hali ne? Lamborghini... benim arabam her zaman buydu. O yüzden onu seçeceğim. Nissan Skyline. Gerçi bu Silvia K6... Yo, bu Skyline değil herhalde ama ona çok benzettim ya. Bakayım bir. Farklı bir bakış açısı yok mu? Abi Skyline'a çok benzettim. Ama ismi de Silvia KS yazıyor. 98. Bu olabilir, tam emin değilim ama. Vallahi ben arkadaşlar bunu seçeceğim ya. Bunu alalım. Onu söyleyecektim, unuttum. Yani bu EA Need for Speed Underground'a bir remake yapsa ortalık ayağa kalkar. Çok net. Yani direkt bedava satış gerçekleştirecek bir oyun. Herkes gözü kapalı girer. Ben girerim yani. Hemen alırım. EA nedense bu topa girmiyor ve yeni
farklı yarış oyunları getirmeye devam ediyor. En son oyunu Unbound ile şimdi karşınızdayım. Bayağı da konuştum ya. Vay anasını, ne kadar çok anlatasım varmış. Kanalı da sonradan aldıktan sonra tabi biliyorsunuz kanalı sildim yanlışlıkla. 2 hafta falan öyle kaldı. 2-3 hafta kaldı. Özledim yani. Evet, bu arada Skyline değil ya. Çünkü Skyline direkt Skyline yani. Ama çok benziyor diye bunu seçtim. Abi şu efektler benim çok hoşuma gitti bu arada. Anime gibi. Bayağı hoşuma gitti. Bu varsa öyle tahmin ediyorum ki... Ah, bu arada kontrol evet bana geldi. Ben gamepad ile oynuyorum bu arada. Ha, bu varsa muhtemelen arkadaşlar şey de olabilir. Evet bak, arkadan ışıklar çıkıyor. Öyle tahmin ediyorum ki... Lo. Okey. Tamam, tuşları öğretiyor. Önünüzdeki aracın arkasına yapıştığınız zaman muhtemelen onun rüzgarını alıp onu ekarte edebiliyoruz diye tahmin etmekteyim. Buraları aslında drift atarak dönmek var. Oğlum o ne? Araba direkt drift atmaya yönelik bir araba. Şuradan bir koymaya çalışalım. Hop, koy bak. Aa, baba koydu. Yok, bu kadar koyabilmişim. Neyse, daha yeni oynuyoruz. Yani alışacağız. Evet. Yani çok değişik gelmiyor şu an. Normal kontrolleri falan bildiğimiz Need for Speed gibi hissettiriyor. Zaten şeyle aynı oyun motorunu kullanıyor sanırım. Bir önceki oyunu Heat ile. Heat de bu arada 8 TL'ye mi ne falan düşmüştü ya da 20 liraya mı düşmüştü? Vallahi kafa gitti iyice benim de. Bayağı bir indirime girmişti. Bu ara çok oyun indirime girdi. Artık bizim Türk oyuncu topluluğu olarak yapabileceğimiz tek şey indirimleri kovalamak. Gerçekten. Bitti yani. Cidden içine sıçıldı oyun piyasasının. Neyse, çok da karamsar konuşmayayım. Zaten durum çok karamsar. Ben de içinizi sıkmayayım. Şu ışık şeyleri falan benim hoşuma gitti bu arada arkadaşlar. Ya ben bunu oynarım diye tahmin ediyorum. Eğer ki online kısmı ilgi çekici falan olursa harbiden uzun zaman sonra tekrardan Need for Speed oyununu oynuyor olacağım. Ha, bunların öncekiler de belki iyi oyunlar olabilir ama beni niyeyse çok açmamıştı. Ben uzak kalmayı tercih etmiştim. Oo, delikanlılara bak sen. Hah, bana bunlarla gel. Bu çakallar... Hangi tuşla ben acaba nos kullanıyorum onu... Ha, şuradan kamera açısını değiştiriyorum üçgenle. Hah, tamam. Şimdi buldum. Şuna bastığımız zaman... Tekrar doluyor mu onu merak ettim. Sanırım... Evet, doluyor. Güzel. Şurada bir dönüş var. Şurayı iyi dönersek. Ben genelde hep çarparak dön... Aa, evet. Burada öyle bir şey yok. Burada direkt pistin dışına çıkıyormuşuz. Pekala. Benim kafa eski Need for Speed oyunlarına gitti. Bu arada bana neden arka tarafı gösteriyor? Yok. Sol taraftaki minimap'ten baktığımda arkamdaki turuncu yolun görünce daha... Dedim herhalde daha geri dönmem gerekiyor. Eski Need for Speed'de arkadaşlar biz buralara çarparak dönerdik. O yüzden kafam oraya gitti. Orada büyük bir zaman kaybı yedik. Oyun fena durmuyor ha. Gerçek. Lan sağ mı döneceğiz? Evet arkadaşlar. Sanırım benim araba yarışı oyunlarını bırakmayı... Oynamayı bırakma vaktim gelmiş. Ya vallahi size bir şey anlatacağım diye bir an böyle kafam gitti. Buna restart çekebiliyor muyum? Yok, mecbur gideceğiz. Bir an daldım böyle. Sağa dönesim geldi ya. Neyse. İlk turun... Günah olmaz derler. Şöyle hemen bir de iç kamera... Aa, direksiyon kamerası yok mu? Direksiyon kamerası yok. Neden yok onu anlamadım. Şuradan şöyle dönelim. Ya ben gerçi her zaman third person olarak oynarım araba yarışlarını ama yine de direksiyondan bir açı olmaması bana tuhaf geldi. Hani bu gereklilik gibi. Düşünün, futbol oyunu oynuyorsunuz ama ortada hakem yok gibi. O kadar önemli yani. Ya benim acaba bunları geçmem zaten zor muydu? En iyi performansımı sunmuş olsam bile. Belki de hikayeden dolayı bunlar böyle bu kadar fark açtılar bilmiyorum ama. Abi şu çok klişe ya, artık her oyunda polisler takılıyor. Hep aynı oyunu oynattırıyorlar gibi geliyor bana. Tabii daha... Büyük konuşmak için erken ama
Hot Pursuit böyleydi, Heat böyleydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ha, bunların canları var. Okey. Bunlara çarptıkça belli ki şey yapacağız. Onların arabalarını devre dışı bırakabiliyoruz. Allahu Ekber. Oo, fena toplamadık ha. Ne oldu oğlum? Nitromuz duruyor. Müzikler falan abi, olay bu zaten. Yani müzikler güzel olmak zorunda, olmazsa olmaz bir Need for Speed oyununda. Şöyle yavaş yavaş gaz fren yaparak dönelim. Gerçekten biraz kontrollü dönmek gerekiyor. Sevdim. Şeyi sevdim. Oynanışı sevdim gerçekten. Hissiyatı güzel görünüyor. En azından şu an kullandığım araç için söyleyeyim. Hani upgrade ettiğinde o upgrade'i hissedebiliyor musun? Ne kadar yansıyor oyuna? Ki hiç şüphem yok. Yani EA'nin bu konuda iyi iş çıkartacağını düşünüyorum. Evet, biraz abanalım bakalım şöyle. Nitromuz da dolar umarım. Hop, hadi bakayım. Köprü mü açılıyor, ne oluyor? Aynen. Şuradan biraz hızı arttıralım. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Hoppa. Okey. Güzel, ben oyunun konseptini sevdim. Oyunda farklı bir şey yapmaya çalışmışlar gibi hissettiriyor. 1000 lira vermem, onu söyleyeyim. 1000 liraya hiçbir oyuna vermem. Çok açık ve net. Yeni bir şey yok. Aynı olan şeyi biraz daha farklı halde sunuyorlar gibi. Çok farklı bir şey beklemek de zaten çok anlamlı değil. Sonuçta bu bir yarış oyunu. Yani sunabilecekleri olay bu bence. Sokak yarışları, birbirlerine atar gider yapan ergenler, sağlam sürücüler. Hanımları göremedik. Şöyle bikinili mikinili, dolgun göğüslü, iri kalçalı ablalar yok. Onları göremedim. Ben bu oyunu sokarım böyle. Böyle Need for Speed mi olur? Böyle bir şey olmaz ya. Kaç yaşında adamım ben? Yıllardır o kadınlarla büyüdüm ben bu Need for Speed oyununa. Böyle bir şey mi olur ya? Cık, ayıptır ya. Harbiden ayıptır ya. Evet. Oyun biraz daha farklı görünüyor bak burada. Acaba gündüz mü daha güzel görünüyor? Şunu bir geçelim hemen. Zaten bana 10 saatlik oyun süresi vermişler. Orada buraları izlemekte kaybedemem yani. Toygun. Baba. Babayı koyamadık arkadaşlar. Toygun yaptık da babayı koyamadık. Pekala. Bu delikanlı biziz. Gayet cool görünüyoruz. Böyle Miami taraflarında falan takılan delikanlılar gibi. Evet. Bu harita şöyle baktığımız zaman The Crew de buna benzerdi. Şey de böyleydi. Şu Forza herhalde. Buna benziyor. Harita benziyor yani. Menü nedense bana anımsattı biraz Forza'yı. Niye olduğunu bilemiyorum ama. Hani çok aynı diyemem ama bayağı bir anımsattı. Evet, şöyle bir bakalım. Direksiyon sağ tarafta. Ulan şu da çok ilginç bir durum ha bizim için. Ben bir kere Kıbrıs'ta kullandım arkadaşlar. Direksiyon sağdaydı orada. Yani trafik ters akıyordu. Vallahi yani böyle kazaya davet. İnanın. Trafik bildiğiniz tersten akıyor. Yani ben buradan gitmem gerekiyor ki şuradan gitmem gerekiyor. Karşıdan gelen arabanın yolu burası. Öyle düşünün. O yüzden biraz zorlanmıştım. Şimdi ne zaman böyle görsem sağda bir direksiyon, benim kafa gidiyor. Evet, şimdi haritada yerimiz belirlendi. Bakayım şuralara şöyle girince ne oluyor. Gayet güzel. Öyle takılmıyorsunuz. Aynen, bayağı Forza'da olduğu gibi olmuş bak, böyle açık dünya. Evet, devam. Ben bu arada diğer oyunlarla kıyaslamıyorum. Yani bundan önceki Need for Speed'lerle kıyaslamıyorum. Onları oynamadım çünkü. Ben dediğim gibi o kadar uzaklaşmıştım ki artık araba yarışlarına, Need for Speed'e. Biraz da EA'ye kıl olmuştum. Hem Battlefield'den dolayı. Battlefield de bayağı hüsrana uğrattı. Yanlış yere gittik. Bu arada hangisi acaba el freni? Sanırım kare. Okey. Şeyi denerim. Bir drift atmayı falan denerim de dönerken. Onun için biraz bakınıyordum. Şu millete bir çarpmak istiyorum. Okey. Not bad. Yani onu çarpmaya çok müsaade etmiyor anladığım kadarıyla. Şöyle devam edelim bakalım. Evet, yapay zeka biraz tuhaf görünüyor. Ara sıra böyle atlamalar oluyor.
O ne? O nasıl bir hareket lan? Moonwalk yaptı kadın. Hale hale Gucci. Hale Gucci. Kulağına takmış. Şarkıyı söyleye söyleye gidiyor ablam. Evet, geldik bu arada. Drive to meet up. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Bu oyunlarda da en sevdiğim şey drift atmaktı arkadaşlar. Gerçekten Need for Speed'in Need for Speed olduğu dönemde bir başlardım böyle sonuna kadar. Hiç bozmadan, o çarpılar yukarıda çıkardı. Hiç bozmadan sonuna kadar giderdim yani. Böyle bir ara oyuna çok dalardım. Çünkü hareketli müzikler açardım. Arkama bir bakardım internet kafedeyken. En az 15 kişi beni izliyor. Böyle hepsi ağzı açık falan. Harbiden çok... Çünkü çok oynuyordum yani. Hep onu yapmaya çalışıyordum. O yüzden geliştiriyordum kendini. Porsche'lar, Moş'lar falan hayırdır ya? Oğlum... Nos'la kalkmama rağmen bayağı tırt bir kalkış ha. Pekala, hadi kapışalım. Şimdi birinin arkasından gitmeyi deneyeyim bakayım. Gerçi gerek de kalmadı ki acı. I got this. Oo, çarptığın zaman falan güzel bir efekt var. Beğendim. Ha, polis tabii olmasa. Lan adi Rüdiger. Rüdiger. Senin ne işin var la burada? Dünya kupasını ekmiş. Bak burada benimle kapışıyor. Rüdiger'e bak hele la. Şuradan sağından şöyle uzasam. Bir de şöyle bir bas. Oğlum ben çok sevdim ha bu efektleri. Ooh, I like this. Oyun içerisinde böyle güzel bir etkisi oluyor. Bu sefer çok fark yok bu arada. Hemen toparla araba. Heh, arabayı. Baba baba baba. Onlarda da o efekti görüyor olmak nasıl kullandıkları zaman güzel. Çok beğendim. Evet evet. Cidden çok beğendim ben bu olayı. Güzel bir hissiyat vermiş. Şimdi şunun arkasına bir takılmam lazım. Rüzgarından bakalım nasıl faydalanma olayı. Evet bak şimdiden çekmeye başladım. Yeşil yeşil gelen şunun rüzgarı olsa gerek. O yüzden bunun... Vay şerefsizin çocuğunu görüyor musun? Bana yaptın. Aa iyi, bunu görmemiz iyi oldu. Hemen de böyle topluyor oyun. Güzel. Eleman bizi vallahi devre dışı bıraktı. Ama bu olayı sevdim arkadaşlar. Öyle hemen seni alıyor, yarışın içine geri sokuyor. Arcade'i daha çok seviyorum ben. Böyle simülasyondan ziyade bana eğlenceli olacak. Gerçekçi bir oyun dinamiğine benim ihtiyacım yok. Ben oyun oynuyorum abi. O yüzden FIFA'dan da çok soğudum. FIFA'da bildiğiniz işte gerçekçiliğe önem vereceğim falan diye bence böyle abuk sabuk bir hal aldı. Ben o yüzden PES'çiydim hep. Bu arada lan 3. bitirdik iyi mi? Şu lavuk bize orada güzel bir hareket yapmasaydı muhtemelen 1.'ydim bu arada. Lan ne hava poz yapıyorsun? Bu da tam bir güdük çıktı ha. Retri çakalım şuna. Bir tur daha dönmek istiyorum bunu arkadaşlar. Çünkü bu benim kazanabileceğim bir yarıştı. En azından o çarpışma anında gördük. Onu da görmemiz iyi oldu bu arada. Şöyle kalksam. Aynen. Böyle sanırım daha iyi bir kalkış oldu. Kesinlikle. Hemen bak yeşil yeşil anlayabiliyorum bu. Her Need for Speed oyununda olduğu gibi. Bana rüzgarı veriyor ve oradan yardırıyorsun abi. Güzel. Severim ben bu mekaniği. Sanırım zaten hepsinde de vardı ya. Hani diğerlerini oynamadığım için bilmiyorum. Oh 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 oh, ne güzel yanlayarak döndük be. Baba lider. Gördüğünüz gibi. Bak Toygun T yazıyor. Resmim de ortada. Hop. Onu da iyi doşladık ha. Şşş. Terbiyesizlik yapma. Bak ben yolumda gücümdeyim yani. Hiçbirinizle uğraşmıyorum. Sanırım uğraşmam da gerekiyor. Al ben de bu. Gerçi NOS'u da kullanmamak lazım. Şu dönüşlerde hızımızı arttırmak için daha verimli olur NOS'u kullanmak. Çok güzel, çok güzel. Ben yavaş yavaş alışmaya da başladım. Cidden çok beğendim. Oyunun kontrolünü. Gamepad de güzel oluyor bu arada. Gerçekten gamepad de çok güzel oluyor. Çok erken konuşmak istemiyorum oyunla ilgili. Daha gerçekten çok başındayım. İlk yarıştayım hemen hemen. Ama çok eğleniyorum şu an. Hoşuma gitti. Sardı. Sarıyor. Şu ışığın yansıması falan. Küçük küçük şeyler ama eğlence veriyor. Okey okey okey. Hemen topla hemen topla. Aferin oğlum. Buralarda kullanmak lazım işte arkadaşlar NOS'u. Baba kapatır burada. Çünkü yarışın sonuna geldik diye biliyorum. Öyle hatırlıyorum yani. Burada bitiyordu. Aynen.
Dediğim gibi biz bu yarışı birinci bile bitirebilecek kapasitedeydik. Aha, şimdi yapabilirsin onun pozunu. Yeşil saçlı Joker görünümlü değişik çocuk. Ben bu arabayla nasıl Porsche'ları Morsche'ları tokatladım onu da bilmiyorum ama. Hem de bayağı da yani 4 saniye fark atmışım. 3 saniye 85 salisa falan gibi bir fark var yani. Evet, hiçbirini devre dışı bırakmaya çalışmadık çünkü ihtiyacım yok. Babanın böyle şeye ihtiyacı yok. Ben basar giderim. Ama benim arabanın camı mı? Evet, araba da böyle dağılabiliyor arkadaşlar. Onu da gördük. Şimdi aşağı basacağız ve garajı işaretlediyor. Güzel. Sağ tarafa bana kısa yol getirdi. Yön tuşuyla aşağı bastığın zaman garaj işaretleyebilirsin dedi. Yukarıda bir sıfır yazıyor. Onu anlayamadım. Yavaş yavaş kırmızı bir şey gidiyor böyle. Nedir o? Anlayamadım. Oynadıkça çözeriz. Ama bu olmadı arkadaşlar ya. Oyun benim hoşuma gitmeye başladı. Ben şimdi ne yapacağım 10 saat bittikten sonra? Oyun çok pahalı oğlum ya. Şuradan yok, oradan da olmadı yani. Ulan biraz hız kessek fena olmaz. Aa, suya gidebiliyor muyum? Evet, gidebiliyorum. Gidince de hemen geri atıyor oyun. Bu olay güzel ya. Güzel, oyunda seni sürekli dinamik tutuyor yani herhalde olay. Hep böyle o yarışın içindesin sürekli. Ama online'da böyle olacağını sanmıyorum ki. Online var mı yok mu onu da bilmiyorum bu arada ama %100 vardır diye tahmin ediyorum. Online'da öyle değildir diye düşünüyorum. Haksız rekabet olur o zaman. Okey, bak şimdi oldu. Anladık şimdi onun ne olduğunu. Ne kadar çok böyle çakal vari işler yapıp para kazanırsan bunu dolduruyorsun herhalde. Yanıma da hanımefendiyi koymuşuz. Tabii ki şekil şükül yapacağız yani. El hareketleri. Yapmazsak olmaz. Hemen bir bakalım. Bir tane daha yarış var. Ona da bir beraber göz atalım. Bunda herhangi bir farklılık var mı diye araba seçme konusunda en azından. Bak, hız yarışı var. Sokak yarışı var. Şu düşük riskliymiş. Bizim işimiz riskli arkadaşlar. 4000 dolar da para istiyormuş bu. Okey. Hah, benim istediğim araç budur arkadaşlar. Nissan Skyline. Ben oyunun başında bu olduğunu düşünerek arabayı seçtim ama tabii emin de değildim yani. Pekala. Yeni yarışa gidelim. Yine bu araçla gireceğiz. Bakalım nasıl bir yarış olacak. Bir de yağışlı hava. Muhtemelen oyunun gidişatını daha da değiştirecektir. Kontrolleri biraz daha zorlaştıracaktır diye tahmin ediyorum. Yani umarım öyledir. Şuradan şöyle yardım alalım. Şehir biraz kartonvari, grafikler, arka taraflar falan böyle uzak mesafeye baktığınız zaman çok böyle şey görünmüyor. Belki de bunu bilerek seçtiler, bilmiyorum. Ya çok iyi gelmedi bana. Bayağı buralara kartonlar yerleştirmişler gibi geliyor arka taraflara bakınca, uzak mesafedeki yerlere. Ama şunu söylememde fayda var. Oyun cayır cayır çalışıyor. En ufak bir sıkıntısı yok. En ufak, çünkü son dönemde çok fazla var bu optimizasyon özürlü oyunlar. O konudan hakkını verebilirim ki benim sistemimde, oyunun videonun başında söylemiştim, gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Benim için önemli olan performans. Ya muhteşem grafikler tabii ki hoşumuza gidiyor ama önceliğim performans abi. Pekala. Oo, burada da farklı bir event var. Hadi gelin bu sefer de şunu seçelim. Aa, buradan da arabalar... Aman Allah'ım, bu ne lan böyle? Ne güzel modifiye etmişler arabalarını. Peki, onları seçemiyoruz. Ben hani size farklı bir araba gösterebilir miyim? Beraber başka bir araba görebilir miyiz diye düşündüm. Lan göremedim. Aa, bu arada maalesef buna katılamıyoruz. Çünkü bizde 3000 dolar varken... burası 4000 dolar istiyor. Peki, biz o zaman ne yapacağız? Biz fakir işi, düşük riskli olan... Yine şu yarışa gireceğiz ve... Biraz daha para koyacağız kenara. Para kazandıkça girilebiliyor bu yarışlara. Onu da öğrenmiş olduk. Gaz vermeyeceğim şimdi. Şimdi kalkarken verip NOS'ta kalkacağım. Geçen sefer öyle yaptım. Daha iyi kalkmıştım geçen sefer. Hadi bakalım. Oğlum çok güzel lan. Ne güzel yapmışlar. Bu kapatılabiliyor diye biliyorum bu arada. Ama ben hayatta kapatmam. Baba karşı yola da girer. Tamam mı? Sizinle karşı yoldan da çarpışırım. Şuradan hemen toparla arabayı şöyle. Hop, hadi bakayım. Evet, şimdiden üçüncü olduk. Baba birinciliği zorluyor derken hemen kalkışta şöyle birazcık NOS'u basalım. Şunun arkasına yapışalım. Rüzgarından faydalanmaya çalışalım. Bu da çok güzel bir mekanik değil mi arkadaşlar? Yani
arkasına yaklaşıp rüzgarını almaya çalışıyorsun falan. Güzel yani. Biz bunu çok yapardık hakikaten ya. Ya o kadar çok oynardık ki online'ını. Bayağı arkadaşlarla kapışırken hemen arkamıza yapışmaya çalışırdık. Tabii önde olan kişi de arkasını almamaya çalışırdı falan. O da ayrı bir böyle heyecan katıyordu o dönem. Ha, oyundaki amaca renk katıyordu. Şuna bir şöyle koyarsak. Neredeyim lan? Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Bu adama çarptık ama herif yine birinci gitti orayı. Hemen topla oğlum. Sağdan topla sağdan. Çok fark açtı be. Hadi topla topla. Topla kendini. Bakalım yakalayabilecek miyiz? İyi, bir tane amacımız var şimdi. Nosumuz ne alemde, daha çok tırt. Dönüşleri iyi halledebilirsem. Şöyle geniş olan, çok geniş aldım. Ne yaptım? Oo, çok tırt döndük ya. Ben daha zor olabilir diye düşündüm. Abi drift atarak dönmek de pek akıl kârı değil. Çünkü sonradan hızlanmanız zaman alıyor. Evet, bu sefer de ikinci bitirdik abi. O bir yerde kaçırdım ya. Yine istesem yine birinci olabilir mi? Bir kez daha girdiğim zaman muhtemelen birinci olacağım ama videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Böyle kısa bir ön bakış videosu yapalım istedim. 5200 dolar para vermiş. I like this. Birinci yedi 6000 veriyor. Hani çok da önemli değilmiş açıkçası. 800 dolar daha fazla alacağım diye. İkincilikte gayet iş görür bir durum. Get ready mi? Ha, bir de şimdi polisi atlatmaya çalışacağız herhalde. Evet, hoş geldiniz GTA'ya arkadaşlar. GTA 5'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Niye böyle dedim bilmiyorum lan. GTA olunca bir kudurdum. Şimdi şuradan şöyle kaçıp gidelim abi. GTA'da da kaçıyorsunuz ya, polisten düşürmeye çalışıyorsunuz yıldızları mıldızları falan. Kafa oraya gitti. Kafa oraya gitti. Escape. Okay. Aa, buralarda falan da böyle çıkabiliyorsun. Çok güzel. Yani ben istersem şuraya park edebiliyorum böyle arabayı. Abi çok güzel ya. Bir şey söyleyeyim mi? Cidden çok beğendim ben bu oyunu. Şu ana kadar en azından öyle söyleyeyim. Şu ana kadar çok beğendim. Ha, 1000 lira falan verilmez. Ama eğer diyorsanız ki ben illa da deneyimlemek istiyorum. Ya bir abonelik sistemi gayet iş görür arkadaşlar. Steam'in EA Play'ine gelip şimdi siz de 10 lira mıydı? Ya öyle olmasa bile, hani indirimi kaçırmış olsanız bile 30 TL filandı yani. 10 saat oynayabiliyorsunuz. Ha yok ben bunu oynarım, bir ay oynarım falan diyorsanız da hiç EA Play'e girmeyin Steam üzerinden. Direkt Origin'e gidip Origin üzerinden Premiere Pro'yu satın alıp bir ay oynayabilirsiniz. Evet, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ben çok uzun süredir takip etmiyordum Need for Speed serisini. Yıllar sonra ilk defa bir Need for Speed oyununu oynadım ve hoşuma gitti. Açık konuşmak gerekirse. Bunu oynarım yani ben biraz daha. Siz de fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve hala like atmadıysanız like atarsanız da çok sevinirim. Unutmayın diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.